www.sandiurfagazetesi.com, Urfalı'nın olduğu her yerde. Bilmeyen kalmadı ki efendim, bunları tekrar tekrar konuşmanın da bir manası yok ki. Yani Kuzey Irak'ta Irak'ın merkezi yönetimiyle uyumlu bir yapı mı var zannediliyor? Kuzey Irak'ta Türkiye'yi de kapsayan Kürdistan haritasının içerisinde Sayın Başbakan'ın ısrarla Sivas'tan ötesine gidemiyorsunuz derken Sivas'la Gavur Dağı'nın bir hat olarak çizildiğini görmemezlikten gelebilir miyiz yani? Yani size yapılan eleştiri aslında buna yönelik bir... Tabii efendim. Sayın Başbakan, Sayın Bahçeli, Elazığ'a gittiğinizi duydum. Oraya gitmişken Bingöl'e de geçseydiniz iyi olurdu demiş olsaydı bir tavsiyedi bu. Erzurum'a geçenlerde benden sonra siz gelmişsiniz. Gelmişken bir de Ağrı'ya uğrasanız çok daha iyi olurdu. Demek başka, ısrarla Sivas'ın ötesine geçemiyorlar diyerek birisinin hayalini herkesin hafızasına çizmeye çalışan bir anlayışı nasıl iyimser karşılayabilirsiniz? Kim kimi aldatıyor yani? Artık Türkiye'de bazı konular netleşme boyutuna geldi. Onun için 12 Haziran seçimi bir kader günü olacak. Diyarbakır bizim tanıtımlarda da vardı sizin programa katılacağınızı duyururken geçen 12 Eylül öncesi referandum öncesinde sizinle yaptığımız siyaset meydanında Diyarbakır'da bir miting yaparsam kimse şaşırmasın demiştiniz. Evet. Yapacak mısınız onu? Aklımda. Yani Diyarbakır aklımda zaten. Diyarbakır aklımda olduktan sonra miting de tabii ki aklımda. Evet. Şimdi pardon. O zaman şimdi bağımsız adaylar olarak seçime girecek. Yani BDP'nin desteklediği bağımsız adaylar seçime giriyor ve daha sonrasında da işte geçen dönem olduğu gibi BDP çatısı altında grup oluşturuyorlar. O dönem çokça konuşulmuştu. Yan yana nasıl geleceksiniz? MHP ile BDP'nin tavrı nasıl olacak diye. İlk el uzatan ve tokalaşan siz olmuştunuz. Şimdi İpler bu kadar gerilmişken tekrar sormak istiyorum. Yeni oluşacak mecliste yan yana geldiğinizde yine elinizi uzatacak mısınız? Tabii elimizi uzatma hali o zamanki şartlar içerisinde meclise oturum şeklinde yan yana. Hı hı. Sayın Ahmet Türk Bey yerinden kalktı, bize doğru geldi ve elini uzattı. Şimdi meclisin ilk gününde Milliyetçi Hareket Partisi olarak herkesin bir beklenti içerisine girip tahriklerin olduğu bir dönemde çek şu elini mi diyeyim yani. Uzatılan bir el benim ülkemin insanının elidir düşüncesiyle tuttum. Ve doğru bir karardır bu. Çünkü Sayın Başbakan'ın daha meclise gelmeden birileri var, birileri daha geliyor. Bunların çatışmasıyla mı uğraşacağız gibi kafasındaki bir şeyi, düşünceyi, şuur altında beslediği bir düşünceyi ağzından kaçırıyor. Ve nitekim de çok tahrikler yapmak istediler. Milliyetçi Hareket Partisi meclis çalışmalarında komşusuyla komşu şeklinde oturan bir yapılanmada herhangi bir çatışma ortamına girmedi. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi ile rol paylaşımı gereğinde birçok göstermelik çatışmaları da oldu. Bu sözlerinizle aslında çok sert biçimde eleştirdiğiniz bir grup ya da parti ya da işte ideolojiyle, kesimle diyelim, gerektiğinde medeni bir ilişki içerisinde olabileceğinizi de gösterdiniz. Son zamanlarda aslında bu diyalog ya da bu tür tavırlarınızı gözlemliyoruz. Özellikle gençlere yönelik sizin böyle özel bir genç grupları, genç kesimleri, genç seçmeni kazanmak için bir çabanızı da gözlüyoruz bu anlamda. Size karşı olsun ya da olmasın. Ve bunun bir karşılık gördüğünü de sanki internet ortamında en azından görüyoruz. Mesela partinizin seçim şarkısı rap olarak düzenlendi, evet. Değil mi? Siz mi önerdiniz bunu? Hayır, burada bizim seçime hazırlanma sürecini
düzenleyen arkadaşlarımız var. Bunlar başkanlık divanı üyesi, merkez yönetim kurulu üyesi ve dışarıdan da konularında uzman olan arkadaşlarımızın bir araya gelmesiyle yapılmış olan bir çalışmanın bir bölümüdür bu. Siz beğendiniz mi sonucu? Alınan sonuçtan memnun musunuz? Hoşunuza gitti mi yani o şartı? Şu an iyi gözüküyor. Yani hem mehterle rapim karışımı olmuş. Biraz da böyle önce tuhafla karşılandı. Yani bizim camiamızın içerisinde de bu nereden çıktı, neyin nesidir diyenler de oldu. Ama tabii içeriği dinledikçe, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni bir hicivle eleştirildiğini hissedince o zaman daha farklı bir anlam yüklediler. Çünkü seçilme yaşıyla seçme yaşı arasında 9.138.000 genç var. Bu bir iktidarı yıkar, bir muhalefet iktidar yapar. Bu kadar önemli bir rakam. Zannediyorum bütün siyasi partilerde bu konuda gayret gösteriyor. Gençleri kazanabilmek için. 9 milyon oy efendim. Evet. Az bir oy değil. Yani ben her zaman söylüyorum, yumurta atacağınıza sandığa gidip oy atın, iktidarı düşürün diyor. Size hiç yumurta atılmadı mı? Şimdiye kadar olmadı. Atılsa nasıl karşılarsınız? Normal karşılarım efendim. Yani evet. O gençliğin o dönemini yaşayanların ismidir, evet. Ama oralardan çıkartılan hisseler var. Yani gençler artık sosyal tepkilerini daha orijinal şeyler bularak yapmalarında yarar var. Şimdi hoşgörüyle karşılayacağınız anlaşılıyor. Öyle bir eylem olursa biz de hoşgörüyle karşılayacağınızı umarak şimdi sizin bir 2009'da bir 40. yıl hesabı var. 40 yıl hesabı, evet. Var biliyorsunuz değil mi onu? Evet. Peki onunla ilgili böyle internette çok çeşitli şakalar üretilmiş. Gençler ağzında sizin de hoşunuza yani, gitmiş galiba. İsterseniz bir izleyelim onu. Tabii bilmiyorum efendim, nasıl karşılayacaksınız. Tabii efendim, memnuniyetle, sağ olun. 09.02.2009 2009 yazarken de 2 sıfır var. 9'un yanındaki sıfır solda sıfır. Sildiniz. Kaldı mı 9? 2'nin yanında bir sıfır var. Onu da sildiniz. Kaldı mı 2? Toplayın ne yapar? 11 yapar. 2009'un içerisindeki 2 sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yıl dönümü. 40 yapar.